Geleneksel Antalya Korkuteli Yağlı Pehlivan meydan güreşleri başladı değerli izleyiciler. Pehlivan, minik Mehmet, pehlivanlar Karoğlan, sahaya çıktılar. Çok acele bugünkü güreşler bu toprakların evladı Recep Gürbüz ile Cengiz Elbey anısına da yapılıyor değerli izleyiciler. Onlar da hatırlanıyor. Ben de yıllarca bu meydanlarda güreş hakemliği yaptım. Cengiz Elbiyan'ın rahmetlinin çok güreşlerini yönettim. Değerli izleyiciler, Recep Gürbüz'ün güreşlerine yetişemedik. Bu meydanlarda iyi doludur. Güreş başlamadan önce belediye başkanı, kaymakam, güreş ağası protokol bir tur attılar. Daha sonra İstiklal Marşı saygı duruşundan sonra dua okundu değerli izleyiciler. Bugün Filistin'de, Suriye'de, Doğu Türkistan'da birçok ülkede böyle meydan güreşleri, sporlar yapılamıyor. Bugün bu sporların yapılmasına boş olduğumuz bir milletin temeli kültürdür diyen, ben sporcunun zeki ve ahlaklısını severim diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sayesinde bu güreşleri yapıyoruz. Onun kurduğu devletlerde de, devlette yapıyoruz. Onun kurtardığı topraklarda yapıyoruz. Atasporumuz yağlı güreş hem Türklüğün hem İslam'ın için önemlidir. Yani Türklüğün yiğitliği, İslam'ın ahlakı bu sporda vardır. Güreşçiler sıra sıra dizilirler. Boy ayrımından sonra peşref çekerin kıbleye doğru peşref çekerler. Toprağa dokunurlar, sağ ellerine, dizine, dudaklarına ve alnına götürürler. Yani topraktan geldik, toprağa gideceğiz demektir bu. Ve peşrevden sonra güreş başlar. Güreşirken rakibini yendiği zaman eşlenmek üzere çok acele er meydanına. Evet. Güreşçi rakibini yendiği zaman yerden kaldırır, ondan sonra galip ilan edilir. Kendinden büyük bir güreşçi yendiyse yendiği güreşin elini öper. Yine seyirciye de burada bir görev düşer. Güreşçiler peşref çekerek alkış yapılır ama yenişmeden alkış yapılmaz. Çünkü güreşçinin gururunun cinmesinde iyi. Yani nereden bakarsan bakın, Türk'ün atasporunda, Türk'ün yiğitliği, İslam'ın ahlakı vardır. Türk-İslam sentezi bu sporda uygulanmaktadır.
Değerli seyirciler, cazgır bağırır. Pehlivan, pehlivan. Kispetli beline, besmeleyi diline, haydi pehlivan meydan yerine dediği zaman bütün pehlivanlar yarınlar, kispetini giyerler, bu er meydanına gelirler. Güreşler kıran kıran olur. Hakemler aslında dil kişi yeminlidir. İnsanları kayırmaz. Herkes ana çocuğu, herkes Allah'ın kulu. Kendine güvensin, güreşsin denir. Güreşin arkasında bir insan olmaz. Meydana çıktığı zaman herkes eşittir bizde. Bugün güreşler minikle başladı. Teşvik anonsları yapıldı. Küçük ayak, büyük ayak, küçük orta, büyük orta, baş altı baş sürüp gidecek. Genelde bu güreşler değerli seyirciler hayra sanat yarına yapılır. Cami, okul, yol, köprü, su yarına yapılır. Masrafın artanı bunlara harcanır. Yani sadece yağlı güreşte vardır hayra sanat sporu. Başka güreşlerde organizasyon yapanlar, sporcular parayı alır paylaşır dönüveri. Ama bu güreşte güreşçi parasını alır ama paranın birazı da hayra gider. Hayır ayrılır. Burada yağcısından tüm pehlivanlara, kule hakemine, herkese, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yürüyüşünden, kas yapısından, efendilikte bunda dört ayak var. Onlar olanlar bir sürü de sporcu yetiştirdik. Bir milletin, evet, bir milletin temeli kültürdür. Ağaç kök üzerinde büyür. Türk milleti de kökler üzerinde büyüyecek. Bizim köklerimizde yağlı pehlivan meydan güreşleri var. İnşallah kıyamete kadar Türklük de yaşayacak, yağlı pehlivan meydan güreşleri yaşayacak. Yörük çadırlarında ateşler tam hızıyla yanmaya devam ediyor. Kimse endişe etmesin. İyi ki gelmişim. Çok güzel bir organize var. Ama hava sıcak. Sıcak havada bu seyirciyi takdir etmek lazım. Yani bu seyirci, yani alan çok büyük. Bu alan büyük olduğu için seyirci görmüyor. Burada çok seyirci var. Bunları tebrik etmek lazım. İşte belediyedir, ağadır. Misafirler ağırlıyorlar. Pehlivanlar güreşiyorlar. Ne güzel bir ortam.